Gagavuzların tarihi, şimdi Gagavuzları ne diyelim? Sentez bir halk olarak düşünmek gerekiyor. Biz yazdığımız Biraz kitaplarda karışmış. bunu şey ediyoruz. Çünkü şimdi Orta Asya'dan Türk göçleri başladığı zaman Türk göçlerinin en ilk bu şeye Karadeniz'in bu yanından gelen Poyraz tarafı mı diyorlar? Kuzey tarafı, Kuzey evet. Kuzey. tarafından gelen ilk göçler Peçeneklerin göçleri. Peçenekler bu bölgelere yerleşmişler. Balkanlara, bu Yani coğrafyaya. Balkanlara yerleşmişler. Peçeneklerin arkasından bu şeylerin Uzlar gelmişler. Peçeneklerin arkasından. Onlar da Balkanlara yerleşmişler. Arkalarından da Kıpçaklar gelmişler. Şimdi Neden aslında Anadolu'dan geliyor? Gagavuzlar tabii bir 13. yüzyıldan itibaren de Gagavuz'da şeyden Anadolu'dan İzzettin Keykavus yani o zaman Selçuklu devleti Moğollara yeniliyor. Yani Moğol askerleri Selçuklu İmparatorluğu'nda egemenliği sağlayınca bunlar oradan İzzettin Keykavus ve adamları İstanbul'dan Dobruca'ya, Dobruca'dan da Kırım'a gidiyorlar. Tekrar geri Kırım'dan Sarı Saltık'la birlikte buraya geliyorlar. Şimdi Gagavuz halkı öyle gözüküyor ki şöyle baktığınız zaman Gagavuzları şöyle dizip de baktığınız zaman fizyonomi olarak da hepsi Türk halkı olmakla birlikte farklılıklar görüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bu Gagavuz halkı zaten bu özellikle de Balkan coğrafyasında Türk diliyle ilgilenenler Ananias Zajančkovski'de ne de Kowalski'de bu özellikle var. Diyor ki burasında halkların iç içe girdiğini görürsünüz. Burada Peçenekler var, burada Uzlar var, burada Kıpçaklar var. Sonra bunların hepsi Oğuz asimilasyonuna uğruyor ve bizim görüşümüze göre Anadolu'dan gelenler de dahil böylece Gagavuz halkı oluşuyor. Yani hepsi Türk Hepsi ama Türk. farklı farklı boylardan, yerlerden gelmiş. Boylardan gelerek bir Türk şeyi oluşuyor. Bunlar mesela biz her zaman şunu söylüyoruz. Dünyada egemenliklerine ve bağımsızlıklarına düşkün tek halk Gagavuzlardır. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bunlar 12. yüzyılın sonunda Dobruca'da bir şeylik kuruyorlar, beylik kuruyorlar. Değil mi? Şimdi Gagavuz Bayrağı'nda 3 tane yıldız var. Yıldızın biri o. Çünkü orada Balık Bey komutasında 14. ve yüzyıl, 15. 14. yüzyılda mı? 14-15'e 14. doğru, Evet. evet. Ondan sonra onun yerine Dobrotiç geçiyor. Ondan sonra Ivanko geçiyor. Ivanko geçince Osmanlılar orayı istila ediyorlar veya şey ediyorlar, fethediyorlar diyelim. Ondan sonra daha sonra da 1770'li yıllardan sonra da oradan Gagavuzların büyük bir bölümü bu tarafa Basarabia'ya oradan göçüyorlar. Yani burada ne yapıyorlar? 1906'da burada hem şey ordularına, Rus ordularına hem de Roman ordularına karşı bağımsızlık ilan ediyorlar biliyorsunuz. Komrat Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Gerçi Cumhuriyet çok uzun sürmüyor 10 yıl ama sürüyor. yani böylece bağımsız yani biz diyoruz özgür yaşamak isteyen bir halkız ve özgür yaşayacağız diyor. Ondan sonra da bu şey yapıyor. Ama yani Gagavuz tarihini sadece yani daha sonraki bir yüzyıla bağlamak. 17. 18. 19. yüzyıl gibi. Neydi bir yüzyıla bağlamak pek şey değil. Bunlar şimdi bütün araştırmacılar şu fikre geldiler. Eskiden diyorlardı ki Gagavuzlar işte Bulgarlar. Gagavuz diye kimse yok işte şunlar bunlardır diye bunlarla ilgili bir sürü teoriler Hipotez yürütüyorlardı. olarak elbette. Romenler işte şudur ama şimdi ne oldu? Şimdi dünya dedi ki bu Gagavuzlar Türktür. Hiç kimse buna söz söyleyemez. Bunlar Türklerdir ve bunların tarihi Orta Asya ile bağlantılıdır. Bu Roman tarihçi var. Şimdi bir kitap yayımlandı. Demin şey
Gagavuz folk dini diyor. Yani halk dini diye bir kitap yayınladılar. Bu Hollanda'dan yayınlandı. Şimdi büyükçe Text, Context, Performance diye bir kitap. Bu Roman dinler tarihçi var. Tabii biz tarihi sadece bir askeri tarih ya da bir göç tarihi olarak bakmıyoruz. Yani bir halkın milliyetini tespit ederken bunun kültürüne de bakmanız gerekiyor. Yani bu insan sadece yüzüyle falan olmuyor. Bir milletten olmuyor. Sizin yüzünüze benzeyen Moldovan yüzü de var, Ukrayna yüzü de var, Rus yüzü de var, Türk yüzü de var yani. Ha, sizin yaşayışınız, sonra kültürel değerleriniz, inanışlarınızın dip arkasında neler var yani. Şimdi bu Missy Elliott, Moskov'un şeylerini değerlendirmiş. Gagavuzlarla ilgili ki biz Missy Elliott'ı dünya dinler tarihinde en büyük dinler tarihçilerinden biri olarak kabul ederiz. Gerçi adam vefat etti, öldü ama. Yani şimdi bu Moskov'un Gagavuzlarla ilgili derleyip topladığı bütün masalları değerlendirmiş. Acaba bu masalların temelinde, arkasında dini inanışlar olarak neler yatıyor diye ve diyor ki bütün bu masallar gösteriyor ki Gagavuzların temel ana kültüründe Orta Asya şamanizmi birinci derecede etkilidir diyor. Bu dünyaca otorite bir bilim adamı söylüyor. Dünyaca otorite. Kitap yayınlandı yani şimdi. Evet. Yani böylece tabii bir yönden sadece siyasi tarih değil, aynı zamanda kültürel tarih olarak da siz görüyorsunuz ki bu topluluklar Orta Asya bağlı. Şimdi mesela ben Şabaşov bir kitap yayınladı biliyorsunuz Gagavuzlar diye. Evet. Ukrayna. Şimdi burada şeyde Gagavuz. Hem Ukrayna'da da var o. Şimdi bakıyorsunuz. Şimdi akraba atlarından hareketle milliyet tayini yapmaya çalışıyor. Yani siz annenize anamı diyorsunuz. İşte onun büyük şeyine ne diyorsunuz? Bu kelime Bulgarca diyor, mı, tetu diyor, evet. İşte bilmem Ukrayınca mı, Gagavuzca mı, Türkçe mi? Şimdi orada milliyetler ayrılmış. Şimdi biz dünyada Türk toplulukları olarak iki ana gruptan oluşuyoruz değil mi? Birinci grubumuz Oğuz grubu, yani Anadolu Türkleri, Azerbaycanlılar, Türkmenistanlılar ve Gagavuzlar. Balkanlar. Balkan Türkleri ve Gagavuzlar. Biz Oğuz grubundanız. Bizim geriye kalan diğer grupların büyük bir bölümü Kıpçak grubundan. Ama o da Türk yani. Çünkü onun da en sonunda atası o da Türk. Şimdi Şabaşov, ben onun kitabıyla ilgili bir yazı yazdım. Todor Zanet yayımladı o. Dedim ki bak akraba atları sonradan öğrenilen ya da içinde bulunduğunuz kültürün size empoze ettiği atlardır. Bir kısmı. Onu oradan öğrenebilirsiniz ama bunlar arasındaki manevi, ruhsal bağlılıkları düşündüğümüz zaman o şekliyle milliyet tayini yapamazsınız. Sen Kırımlı bir Tatar'ı Gagavuzlarla hiç ilgisi alakası yoktur diyemezsin. Çünkü en azından şimdi değil mi burada Gagavuz köylerindeki köy isimleri büyük bir bölümü değil mi? Tatarcayla ilgili değil mi yani? Şimdi o adam Coltay, Tomay, ondan sonra Çimişli, onlar yani Kubey gibi birçok köy atları. Ben rahmetli Marunevic'e dedim ki bu atlar, bu şey atları nasıl dedim oldu da Gagavuzlar bu atları sahiplendiler. Dedi ki biz Moldova'dan, Bulgaristan'dan buraya göçürüldüğümüz zaman biz dedi burada bizi Tatar köylerine yerleştirdiler. Sonra Tatar köyleri biz onlarla birlikte iç içe yaşadık. Sonra Tatarlar buradan 1812'deki Bükreş Anlaşması'na göre Tatarlar bu Basarabya'dan çıkarılıp da başka yerlere gönderilince köyler bize kaldı. Ve biz o atlarla devam ettik. Mesela
Tabunşik değil mi? Mesela Görgi, Tabunşik'in yani Tabunşik ne demek? Bu Moğol, şeyce değil mi bu? Kazakça mıdır? Şey, Tatarca. Moğolca mı? Tatarca mıdır yani? Sığır çobanı manasına geliyor. Sığırtmaç manasına geliyor. Mesela soyadı ama Türkçe bir kelime yani. Hı hı. Oradan alınmış. Onun için yani Gagavuz tarihini şimdi artık dünya şunu anladı ki bütün herkes yazıyor. Gagavuzlar Türktür. Hristinleri Hristiyan. Bu arada da isterdim tam bu laflara yekleyeyim. Tabun da hani Gagavuz halkın aydınlatıcısı Mikhail Çakir yazar da hani Gagavuzlar Çekiler Türk soyundan. Evet. Gagavuzlar laf ederler pak Türkçe evlenince laf edermişler eski zamanlarda cümle insanlar. Angları Çekiler Türk halkından, Türk soyundan, Oğuz Türk soyundan. Evet. Bu arada da isterdim başka bir sorumuşumuza geçeyim. Elbet ki var çok benzeyen işler halesine bağlı folklorla. Bile diyeceğiz Kederiles yurtusu. Bizde evet. Kederiles var, sizde de var. Siz kendi çalışmalarınızı yaparken Bülent abi benzeyen işlere bir şey rastladınız mı? Uğradınız mı? Hocam. Şimdi Kederiles ben Gagavuzlar'da kurban kültü diye bir şey yazdım. Şimdi dinler tarihine çekmeyelim fazla dinler tarihçisi. Ama şöyle diyelim. Şimdi Divan Lügat-ı Türk'te yani bu Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı bir sözlük var. Bu biliyorsunuz hepimizin ortak sözlüğü. Yani bu Türk halklarının ortak sözlüğü. Burada ıdık diye bir kelime var. Bu ıdık kelimesi siz sizin işte bir dileğiniz var. Sizin bu dileğinizin olması için siz bir kurban adıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ben bu kurbanı adıyorum. Bu kurbanı bütün köy halkını bu kurban için davet edeceğim. Bu kurbanı keseceğim. Bunun diyorsunuz adı Allah'lıktır diyorsunuz. Bu şeyde. Şimdi Allah'lık kurban. Diyorsunuz ki bu Allah'lıktır. Bu kurbanlık hayvan işte sizin bahçenize giriyor. Orada işte istemediğiniz şeyleri yapsa bile siz onu dövmüyorsunuz. Onu yavaşça çıkarıyorsunuz. Başka yani yaptığı bütün zararları karşı gelmiyorsunuz. Çünkü onu kutsal sayıyorsunuz o hayvanı. Sonra da o hayvanı kesiyorsunuz, bütün köye ziyafet olarak veriyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Allah'lıktır. Bu Divan Lügat-ı Türk'teki ıdık kurbanının, adak kurbanının tam karşılığıdır. Ve sadece bu bile Gagavuzların kültürel olarak doğrudan doğruya Türk kültürüyle yani onun bir sürekli devamlılığı olduğunu burada ki hareketlerin onun bir devamı olduğunu gösteriyor burada. Ben de bir bu tane Allah'lık lafınızı kestim. Yani Allah'lık adeti biz dinler tarihinde bunlara kansız kurban diyoruz. Yani siz adıyorsunuz. Bunlar birincisi bu. Yani mesela bu kurban. İkincisi şimdi Balkan halkları da kurban kesiyorlar ama şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Hristiyanlıkta en büyük kurban Hazreti İsa'dır. Yani İsus Hristos'tur. Hı hı. Niye? Çünkü Tanrı yani İsus Hristos biricik oğlunu insanların günahları için kurban etmiştir. Onun için Hristiyanlar diyorlar ki biz kanlı kurban yapmayız. Hı hı. Niye? Çünkü Hazreti İsa'dan daha büyük kurban mı var? Yani bir hayvanı kesmenin bir anlamı yok. Şimdi biz dinler tarihçi olarak şöyle dönelim. Ama dünyada bütün Türk toplulukları, dinleri ne olursa olsun, Hristiyan'dı, Müslüman'dı, Budist'idi, Maniheist'idi. Yani aklınıza ne kadar farklı şey olursa, gelirse gelsin inanışta, bütün dünyadaki Türk halkları kurban keserler. Hı